Sevgili dostlar, sevgili tarih sevdalıları, İstanbul sevdalıları, bir hafta geçtik ve biz tekrar kavuştuk. Sizi bana, beni size kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Sizi Atatürk Bulvarı'na kurban edilen bir mescit, bir medrese ve bir tekkeye, Voynuk Şücaaddin Camisi ve Külliyesi'ne götürmek istiyorum. Yerinde bulabilir miyiz? Galiba hayır. Ama hadi ondan kalanları görelim. Buyurun lütfen. Cami, medrese ve tekke yıkıldı. Caddeye kurban edildi. İçindeki mezarlık alındı. Caddeye kurban edildi. Ama Voynuk Şücaaddin Camii'nin bahçesinden, kabristanından, haziresinden 3 tane mezar alındı. İMÇ bloklarının 3 ve 4. bloklarının arasına konuldu. Hızır Bey Çelebi, Cihannuma'nın yazarı Katip Çelebi ve Türk Edebiyatı'nın büyüklerinden Necati Bey, divanı bulunan Necati Bey'in türbesine doğru yavaş yavaş gidelim. Buyurun lütfen. Sevgili dostlar, siz şu an 1473 tarihinde yapılan bir caminin içindesiniz. Ben de o caminin bahçesindeyim. 1473 tarihinde Voynuk Şücaaddin Efendi isminde birisi bir cami yaptırdı. Voynuk, Osmanlı Sarayı'ndaki atların bakıcısı demektir. Sipahi askerlerinin atlarının bakıcılarına Voynuk denmektedir. Voynuk Şücaaddin bir cami yaptırır. Abdülhamit Han devri vakıf eserlerini konu alan Hadikatül Cevami de bu caminin fevkani bir yapıya sahip olduğunu söyler. Fevkani yapı altı dükkan üstü cami demektir. Voynuk Şücaaddin Camii 1956 tarihinde Ekrem Hakkı Ayverdi'nin, durun caminin içinde yürüyelim. Bazen mihrabına, bazen minberine, bazen cemaat son yerine doğru gidip gelerek konuşalım. Solumuzda da Necati Bey ve Katip Çelebi bize şahit olsun. Ders kitaplarında okuduğumuz, Cihannuma'sını gördüğümüz, Keşf-ı Şuzun'un kitabını elimize alıp vay be dediğimiz Katip Çelebi şu an karşımızda. Divanını lise yıllarında edebiyat tarihinde okuduğumuz Necati Bey de şu an tam karşımızda. İstanbul'da yaşamak sanırım bu olsa gerek. İstanbul'un her noktasını, İMÇ bloklarının 4. blokla 3. blok arasında bulunan boşluğunda bile bir şeylerin var olduğunun farkına varmaktır. İşte Voynuk Şücaaddin Camii'nin mihrabında, minberinde gezelim. Bir hiç yere, bir boş yere yıkıldı. Yıkılmaması gerekiyordu diyor Ekrem Hakkı Ayverdi. Sizce haksız mı? Bakın. Kocaman bir meydan bırakmışlar. İşte bu meydan Voynuk Şücaaddin'dir. Önünde caddeye doğru ve cadde içinde iki tane türbe vardı. Voynuk Şücaaddin Camii'ni geçtikten, çıktıktan sonra iki tane türbe. Türbelerden biri Necati Bey Türbesi, diğeri 17. yüzyıl Osmanlı coğrafyasının ve seyahat biliminin en önemli isimlerinden biri olan, aynı zamanda bıraktığı kitaplarla da tarihi eser olma özelliği kazandıran Katip Çelebi'nin türbesi, yol yapımında, Atatürk Bulvarı yolu yapımında yıkıldı. Mezarlar yerinden kaldırıldı. Kemikler taşındı. Nereye? Voynuk Şücaaddin Camii'nin arkasında Hızır Bey Çelebi'nin de mezarının bulunduğu hazirenin ön kısmına. Haydi gelin Katip Çelebi ile Necati Bey'e doğru yavaş yavaş gidelim.
Çok şey sevgili dostlar. 1950'ler kokuyor. Çok fazla hem de. Diyor ki Allah'tan başka mabut yok. Ancak o var ve birdir. Her şey helak olur. İlla zat-ı uluhiyet bakidir. Katip Çelebi, Hacı Halife Mustafa bin Abdullah'ın ruhu için, bakın şimdi burada deminden beri söylediklerimiz özetlenmiş. Kabrin yerinden alınması tanzimi ve ihya tarihi. Kabrin yerinden sökülmesi, türbenin sökülmesi ve buraya getirilmesi 1952. 1952 yılında divan sahibi Necati Bey ile eser sahibi Katip Çelebi türbeleri yok edildi ve kendileri buraya kaldırıldı. Voynuk Şücaeddin'in arka tarafında bulunan evi yıkılmış, camisi yıkılmış, mektebi yıkılmış, İstanbul'un ilk kadısı, ilk belediye başkanı, ilk valisi olan ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın da hocası olan Hızır Bey Çelebi'nin mezarı ise 1950'li yıllarda yıkıldı. Mezar taşı söküldü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, komşusu peygamber olsun. Geçenlerde kaybettiğimiz Semavi Eyice hocamız ve ekibi, Ekrem Hakkı Ayverdi, İbrahim Hakkı Konyalı gibi 1950'li yılların edebiyat dünyasının ve sanat tarihi dünyasının büyüklerinin sayesinde bu kadim mezar taşı şehir hafriyatı, şimdi çöp diyeceğim ama ev çöpü gibi anlamayın, şehir çöpü, şehir hafriyatının içerisinden kurtarıldı ve yerine monte edildi. Eğer Hızır Bey Çelebi'nin mezar taşı hala yerindeyse, bunda elhak rahmetli Semavi Eyice hocamızın çok büyük payı vardır. Bu destansı insanın kabrine mutlaka gelin. İMÇ 4 ile 3 arasında bir boşlukta bulunmaktadır. Ama en azından şu an sizler evlerinizde, bense huzurunda ruhuna bir dua okuyalım mı? Ruhuna El Fatiha. Hızır Bey Çelebi hakkında söylemeden geçemeyeceğim son bir not söyleyeyim. Hızır Bey Çelebi nüktedanlığıyla meşhur, fıkralarıyla meşhur, güzel insan, matematikçi ve filozof Nasreddin Hoca'nın torunudur. Burası 1954 ile 68 yılları arasında yapılan, istimlaki edilen 6 bloklu İMÇ bloklarının 4, 3 ve 2 bloğunun arasındayız. Peki bizim, şuradan geçeyim, size göstermem gereken yerler var. Neden buradayız? Burası bir cami. Şu an benim çıktığım merdivenler bir cami avlusu, bir medrese, bir Sıbyan Mektebi. Hangi cami? Voynuk Şücaeddin Camii. Fatih Sultan Mehmet Han devrinde 1470'li yıllarda yapılan Voynuk Şücaeddin Camii 1941 yılında bakın yol burası. Yol burası. 4 şerit gidiş, 4 şerit gelişli bu yol açılırken, bu yolun hiçbir alakası olmayan, böyle gidelim, hiçbir alakası olmayan yerler yıkıldı. Bakın, burada 2 tane türbe vardı. Burada şu an arabaların park ettiği, otopark olarak kullanılan İMÇ Çarşısı 3. blok tabelasının bulunduğu
Buralarda iki tane türbe vardı. Kimler bunlar? Bir, Türk edebiyatında divan sahibi olan Necati Bey. Bir de Keşf-ü Zunun ya da Cihannuma kitaplarının yazarı 17. yüzyıl Osmanlı münevveri Katip Çelebi'nin türbeleri vardı. Türbe duvarları yıkıldı. Türbe dağıtıldı. Mezar açıldı. İçinden kemikler çıkartıldı. Arap harfleri ile yazılmış mezar taşları kayboldu ya da kırıldı. Zira bilmiyoruz. Semavi Eyice'nin ve Ekrem Hakkı Ayverdi'nin mekanları cennet olsun. Bu yol açılırken dağıtılan türbelerden çıkan, dağıtılan hazirelerden çıkan mezar taşlarını nerelerde, ne halde bulduklarını gösteren yazıları gün gibi ortada durmaktadır. Burada iki türbe vardı. Kaldırıldı. Mezardan kemikleri alındı ve bakın nereye konuldu. Ben şu an caminin içindeyim. Caminin artık avlusuna doğru, yani mihrabın, minberin bulunduğu yerden dışarıya doğru çıkıyorum. Artık caminin bahçesine doğru girdim. Arka taraf hazire. Yani şu blok, şu orta bina, orta blok caminin hazire kısmı. Mezarlar kaldırıldı, yok edildi. Cami yıkıldı. Caminin bulunduğu yer bomboş bir arazi olarak konuldu. İşte Necati Bey ve Katip Çelebi'nin mezarları da buraya defnedildi ve 1952 yılında bu mezar taşları latinize edilmiş harflerle Türkçe yazıldı. Burası Voynuk Şücaeddin Sıbyan Mektebi, 4. bloğun bulunduğu yerde. Medrese burada. Burası cami, aşevi arkada ve haziresi de bahçede. Tahayyül ettiğimiz zaman nasıl güzel bir İslam medeniyeti ve Osmanlı zerafetinin yok edildiğini, üstelik sevgili dostlar, yolla Atatürk Bulvarı Caddesi ile hiçbir alakası olmamasına rağmen, çok içerilerde olmasına rağmen ve bakın o binaya kadar olan kısım neden yıkılır? 1941 yılında Alman Hristiyan mimar Henry Prost'a, eğer sen buraya bir yol yapımı için yetki verirsen, tarihi kadim her mahallesinin girişinde, çıkışında ve ortasında camilerin, medreselerin, vakıfların, türbelerin, tekkelerin, zaviyelerin bulunduğu bu sokakların yıkımını bir Henry Prost isimli yabancıya verirsen, kağıt üzerinde iki tane çizgi çeker, ortasını yıkın der. Ortada ne var olduğu hiç önemli değildir. Ortayı yıkın der. İşte ortada Hızır Bey Çelebi'nin kabri bulunmaktadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.